Evet arkadaşlar 5. ve son çözümle uygulamamızı sonlandıralım. Şimdi bu çözümde recursive fonksiyonlarla faktöre ilişimini gerçekleştireceğiz. Bunun için arkadaşlar main metodunun dışında bir fonksiyon tanımlamam gerekecek. Main metodunun içerisinde tanımladığım bu fonksiyonu kullanacağımdan dolayı ve main metodunun statik olmasından dolayı ilgili fonksiyonu statik olarak tanımlıyorum. Neden mi? Çünkü arkadaşlar statik yapıların içerisinde statik elemanlar kullanılabilir. Dolayısıyla bu fonksiyonu main içerisinde erişilebilir hale getirmek istiyorsam ilk başta statik olarak bunu işaretliyorum. Ardından arkadaşlar geriye int tipinde bir sonuç döneceğiz. Bir faktöriyel sonucu döneceğiz. Onu int tipinde döneceğimden dolayı onu belirtiyorum. Ve bir isim veriyorum. Örneğin faktöriyel ismini veriyorum. Şimdi burada yapmamız gereken işlem paramet metodumuzun parametresi olarak int tipinde sayı isminde bir parametre alıyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir kontrol yapıyorum. Diyorum ki eğer sayımız ne zamanki birden büyükse işte o zaman geriye şu ifadeyi döndür. Sayı değişkeniyle çarp yeniden faktöriyel e, metodunu recursive bir şekilde çağırıp arkadaşlar sayı değerinin değerini bir düşürüp ondan sonra bu ifadeyi geriye döndürmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer ki sayı değişkenimiz birden büyük değilse o zaman direkt sayı değerini döndürsün istiyorum. Şimdi biz burada neden bir değerini seçtik? Yani sayının birden büyük olduğu durumları niye önemsedik? Niye 0 değil de bir? Çünkü arkadaşlar eğer burayı 0 yapmış olsaydık bir sonraki işlemde yani burası turu olduğu anda 0 olsaydı turu olduğu anda ve sayının bir olduğu durumu konuşursak arkadaşlar sayının 1 olduğu durumu konuşursak burası turu olduğu anda sayı değişkenimizin değeri ne oluyor burada? 0 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu 0 şuradaki sayıyla çarpılacağından dolayı süreçte istemediğimiz bir sonuçla yani sıfır sonucuyla karşılaşmış olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar sıfır çarpma işlemlerinde zaten yutan eleman olduğundan dolayı bizim kaçtığımız bir e, veridir. Haliyle buraya bir yazdığımızdan yazdığımız durumda sayı 2 olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şöyle 2 olduğunu düşünelim. 2 burada en fazla 1 oluyor bir sonraki turda arkadaşlar bir olduğundan dolayı bir birden de büyük olmayacak ve çıkış yapacaktır. Nereden? if bilondan. Dolayısıyla geriye sadece direkt return'ü döndürecektir. Peki, neden biz faktöriyelle eee faktöriyel fonksiyonunu bir daha recursive olarak tekrar çağırmış oluyoruz? Şimdi bunu breakpoint'te çağırdığımızda e, takip ettiğimizde daha detaylı anlayacaksınız arkadaşlar. Uygulamayı şöyle çalıştırıyorum. Ve örneğin Buraya e, herhangi bir değer gireceğiz ama doğru. Biz daha recursive fonksiyonumuzu yazdık ama uygulamamızı daha tam olarak tamamlamadık arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan bir değer istiyorum. Lütfen bir sayı giriniz dedim. Ardından int tipinde sayı değişkenine nokta int.parse diyerek console.readline'dan gelen değerimizi atıyorum. Ve bu değerimizi arkadaşlar e, faktöriyel metoduna gönderiyorum. Ne zamanki faktöriyel içerideki işlemleri bitirecek o zaman buraya gelip sonucu yansıtacaktır. Dolayısıyla şöyle e, uygulamamızı çalıştırıp örneğin arkadaşlar 5 ne yazıyorum. Enter'a bastığımda breakpoint'te buradaki süreci takip edeceğiz. Enter'a basıyorum. Şimdi sayı değişkenimizin değeri kaç arkadaşlar? 5. Dolayısıyla 5 birden büyük müdür? Evet büyüktür. Sayı değişkeniyle de neyi çarpacak arkadaşlar? Faktöriyel fonksiyonu recursive olarak tekrardan çağıracaktır ve bunu çarpacaktır. Tabi çarpamıyor. Niye? Ee, daha recursive olduğundan dolayı kendi içerisine girdi. Sayı değişkenimizin değeri 4 oldu arkadaşlar. Gene sayı değişkeninin şartını kontrol ettik. Gene girdi. Bu sefer 4 ile bir şey çarpması gerekecek. Bu sefer 3 olarak gönderdi. Aynı şekilde arkadaşlar 3 ile çarpması gerekecek. 2 olarak gönderdi. 2 de birden büyük olduğundan dolayı buraya giriyor. Son kez faktöriyel gönderiyor arkadaşlar. Niye son kez gönderiyor? Çünkü sayı değişkenimizin değerine 1. Bir, Biri arkadaşlar 1 bir birden büyük müdür? Değildir. Şimdi başlıyor geri döndürmeye arkadaşlar. Ee, sayı değişkenini 1 olarak geri döndürdü. Şimdi bir önceki recursive içerisindeyiz arkadaşlar. Burası 1 olarak döndü. Şurası neydi? Şu neydi arkadaşlar? 2 idi. 2 ile 1'i çarptı 2. Benzer mantıkla 3 de 2'yi çarptı 6, 4 de 6'yı çarptı 24 ve en son arkadaşlar 5 de şöyle devam edelim. 5 de 24'ü çarpıp 120 sonucunu ekrana görüldüğü üzere yazdıracaktır arkadaşlar. Faktöriyel metodumuz rekursif bir şekilde ne döngüye ne de farklı bir işleme gerek duymaksızın faktöriyel işlemini kendiliğinden gerçekleştirmektedir. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.